Ben size diz için çok güzel bir tedavi daha öğreteceğim. Çok basit bir tedavi öğreteceğim. Ne öğreteceğim? Demin söyledim ya, maymunların dizi ağrımazmış. Niye ağrımazmış? Sevgili kardeşlerim, muz o kadar büyük nimet ki. Muzun şu iç kısmını yüzünüze sürün. Ben dişlerime. Dişleri de beyazlatıyor. Dişlerine sür. Ellerine sür. O kadar güzel bir nimet ki, o kadar güzel bir nimet ki, içindeki maddelerden dolayı ayakkabını kirlendi. Böyle sür. Böyle sür. Beklesin, biraz kurusun. Kuruduktan sonra bir bezle sür. Pırıl pırıl o ayakkabın. Peki aynı şeyi dizimize yapsak ne oluyor? Bunun içinde çok güzel maddeler var. Bu da çok dizinize çarpıyor. Abla bir dakika dizini açıver hemen. Bir dakika dizini hemen bir açıver. Dizinizi, sadece diz kısmınızı. Ha, o kadar. Ha, özür dilerim. Peki ben kendi dizimi. Abla bir getir hemen muzu sürelim. Bakın yapacağınız işlem şu kadar basit. Tam iç kısmını ağrıyan yerinize şöyle süreceksiniz bak. Tamam ablacığım, oraya sürelim şöyle. Gördünüz mü? Muzunu yiyin, kabuğun iç kısmını güzelce buraya sürün. Üstüne de birazcık sıcak uygulayın. Ama bazı vakalar vardır ki sıcak rahatsız eder. Sıcak rahatsız ediyorsa sıcak uygulamayın. Ama bize göre bütün eklemi sıcak. Bakın iç kısmını mis gibi sürdüm ekleme. Ondan sonra bunun üstüne birazcık sıcak uygulayacağız. Abla, yüzümüze sürdüğümüzde diyor. Bakalım kadar durabilir. Hiçbir mahsur yok. Durabilir. Bu %100 doğal bir madde. İçinde serotonin salgılanan maddeler var. Yani iyi hormonlar salgılanan maddeler var. Hiçbir zararı olmaz. Hiçbir yan etkisi olmaz. Sen yap işlemini, yap işlemini. Damardan girip kanını alıyoruz. Diz ağrısı için günde kaç kere? Aklınıza geldikçe günde 2 kez, 3 kez yapabilirsiniz. Herkesler yedi muzları, hemen o muzları atmayın. Kabuklarını getirin, eklemdeki ağrı yerinize sürün. Üstüne de birazcık şu sıcak şeyini getirin verin. Üstüne de birazcık sıcak su torbası koyun. Ya da bir sıcak aletler var, böyle sıcak şeyler kapatın. Ama dizinizde ağrı oluyor, sıcak sizi rahatsız ediyorsa diye. Bakın böyle dizinize de sıcağı sarın. Mükemmel rahatladığınızı göreceksiniz. Ondan sonra da biraz sonra göstereceğiz. Cimnastikler yapın. Nasıl cimnastikler yapın? Diz cimnastikleri yapın. Mükemmel rahatladığınızı göreceksiniz.